istasyonları gün ortasını sunar. Saatlerimiz 12.30'u gösteriyor. EkoTürk'te gün ortası başlıyor. Ben Ahu Rakçıoğlu. Bir saatlik yayın kuşağımıza hoş geldiniz değerli izleyenler. Bugün ilk bölümümüzde enine boyuna biraz teknoloji yoğunluklu sohbet yapacağız. 2011'de Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan, Silikon Vadisi'nde doğan ve Türkiye pazarına da 2,5-3 sene önce girmiş olan inovatif ürünleriyle pazara girdikten sonra da hayatımıza renk katan, keyif katan bir akıllı aksesuar markası Anker'in çok uzun bir title'ı var. Şöyle dönerek söylemek istiyorum. Hoş geldiniz Cem Bodur. Hoş bulduk. Türkiye, Orta Asya ve İsrail ülke müdürü. Ya o kadar mutlu etmişsiniz ki Anker'i maşallah demişler ki Cem Bodur'a yükleyelim. kolay gelsin diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu da yeni bir pozisyon. Bir yılı tamamlamışsınız. Aşağı yukarı ben baktım dün biraz LinkedIn'de. Biraz Anker'i dinleyelim sizin sorumluluk alanınızdan önce. Biraz anlatın. Bilenler biliyordur mutlaka. Tüketiciler açısından çok sempatik, sevimli, keyifli bir marka bu akıllı aksesuarlar. Ama neler var neler yok ürün gamında. Biraz da tabii hikayeyi de dinleyelim. Çünkü çok da eski bir marka değilsiniz Anker olarak. Ya aslında çok genç, çok genç bir merkez, doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkürler davetiniz için. Öncelikle aslında bugünler çok güzel bir heyecan da yaşıyoruz Anker'i anlatmadan önce. 3 yıllık bir serüvenimiz oldu bu arada Türkiye pazarına girdiğimiz bu yana. Uzun soluklu bir çözüm ortağımız olan D&R'la çok güzel bir ilke imza attık. Anker'in kendi ekosistemine de aslında ilk defa büyük böyle bir deneyim merkezini Türkiye'de kurduk diyebilirim. D&R'ın İstinye Park mağazasında bizim çok amaçlı taşınabilir projektörler dediğimiz Nebula markamızda pazarda aktif olarak rol aldığımız bir markamızın bir deneyim merkezini açtık. Dolayısıyla o yüzden de çok güzel bir heyecanla bu aralar yaşıyoruz. Anker dediğiniz gibi... Aslında kendinize ait mağazalarınız da çok gördüğüm kadarıyla. Ciddi bir mağazalaşma yapmışsınız, yanlış mı gördüm küresel ben? Küresel boyutta var ama evet Türkiye'de? Satış kanallarımız olarak söyleyebiliriz. Henüz daha kendi deneyim marka, mağazamızı açmamıştık. Yok mu? Peki ben yanlış. Ama aslında bu açtığımız D&R İstinye Park mağazasındaki bizim ilerideki planladığımız deneyim mağazalarında bir örnek teşkil edebilecek kadar güzel bir alan oldu diyebilirim aslında. Peki, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Biraz dinleyelim. Çok teşekkürler. Silikon Vadisi'nde doğmuş bir marka Anker. Nasıl bir vizyon olduğunu anlatın bize lütfen, bu markanın kuruluş vizyonunu anlatın. Nasıl bir akıl var orada, biraz dinleyelim sizden. Aslında yola çıkışımız dediğiniz gibi Silikon Vadisi'nde çok genç bir markayız, 10 yaşında diyebiliriz. Müteşebbis olan kurucularımızın Amerika'da notebook bataryası satarak başladığı, işte Amazon'da büyüdüğü ve bugün baktığımızda dünyanın 100 farklı ülkesinde operasyon yaptığımız bir öncü bir marka haline gelmiş. Temel amacımız aslında müşterilerimizin hayatlarına dokunarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bunu tabii ki teknolojiyle, inovasyonla yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de haliyle ilerleyen çok hızlı koşan teknolojide baktığınızda ciddi anlamda tabii çok farklı rakipleriniz de var. Bunun önüne geçebilmek, ciddi bir patent ve ciddi bir know-how'la beraber bunu hayata en azından aktarabilmek ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak değer katmak. Patent deyince o zaman ciddi bir Ar-Ge merkezi de var. Kesinlikle. Değil mi? Biraz anlatın, onu da lütfen dinleyelim. Şöyle, nasıl bir portföy var elinizde? Yapmış olduğumuz aslında yatırımın neredeyse %60-%70'ini biz Ar-Ge'ye aktarıyoruz diyebilirim. Çok ciddi bir Ar-Ge'de ekibimiz var. Tabii dediğim gibi teknoloji çok hızla ilerliyor. Burada evrildiği noktalar da var. Örneğin pandeminin hayatımıza girmesiyle beraber çok farklı alanlarda farklı ürünler aslında tüketici elektronik konusunda farklı ürünler hayatımıza girmeye başladı. O yüzden Ar-Ge yapmış olduğumuz yatırımın haddi hesabı yok diyebilirim. Çünkü ciddi anlamda bir şeyimiz var. Evet. 2020 rakamlarımıza baktığımız zaman aslında 1.3 milyar dolar civarında bir cirosu olan bir markadan bahsediyoruz küresel boyutta. Bunun %60-%65 civarında bir yatırımını Ar-Ge'ye 700-800 milyon dolarlık bir Ar-Ge çalışmamız kesinlikle var. Silikon Vadisi'nde yine herhalde merkez değişmedi. Yani orada kurulduk ama dediğim gibi şu anda 4-5 farklı ülkede ofislerimiz var ama 100 ayrı ülkede de farklı operasyonlarla çözüm ortaklarında. Yani head office neresi, merkez neresi oluyor? Merkez Çin'de. Ama dediğim gibi Amerika'da da büyük bir ofisimiz var. Çünkü Amerika pazarı bizim için çok önemli bir pazar. Orta Doğu'da, Asya'da ve Hindistan'da gibi farklı ülkelerde de ofislerimiz var.
Biraz hangi ürünler var, ne gibi ürünler gamda yer alıyor onu da dinleyelim. Şimdi küresel boyutta aslında 5 farklı markayla biz müşterilerimizle buluşuyoruz. Bunu Türkiye'de de aynı 5 markayla devam ettirme çabası içerisindeyiz. Baktığımız aslında çıkış noktamız şarj ürünleri, yani powerbankler, kablolar, araç şarjları gibi ama çok gelenekselin dışında da ürünlerimiz var. İşte akıllı evleri destekleyen robot süpürgeler, dikey süpürgeler, dediğim gibi çok amaçlı taşınabilir projektörler, onun yanında ses sistemleri dediğimiz kulaklıklar ve hoparlörler gibi. Türkiye pazarında yakın bir zamanda tekrar hayata geçirmek istediğimiz işte araç içi güvenlik kameraları ve 2021'de özellikle fokus olacağımız kategorilerden bir tanesi güvenlik kameraları. Bu konuda da çok aslında iddialıyız diyebilirim. Bu konuda bir talep artışı olacağını mı öngördünüz yoksa girmediğiniz yeni bir alana yeni bir teknoloji know-how'la mı gireceksiniz? Aslında bakarsanız Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarında çok talep gören bir ürün grubu. Biraz daha hani kişisel evler ya da ne bileyim apartman dairesinden keza farklı yaşam kurgularında ciddi anlamda işimize yarayan bir şey. Türkiye pazarında da baktığımız aslında bizler de evlerimizde ya da ofislerimizi kullanıyoruz. İşte 360 derece dönebilen kameralar vesaire ama bizim ön plana çıkarmak istediğimiz şey daha çok işte çıkış noktamız batarya olduğundan dolayı 360 gün mesela işte şarj gerektirmeyen kameralar, 180 gün şarj gerektirmeyen kameralar gibi ve kullanıcının kendisinin de hani bir kuruluma başka bir tarafına ihtiyacı olmadan kendi kendine basitçe kurulması gereken bazı ürünler var. O ürün grupları Türkiye'de henüz daha çok büyük bir pazarı ihtiva etmiyor ama orada ciddi anlamda bir fırsat olduğunu görüyoruz. O yüzden 2020'de o zaman hem teknolojik bir avantajla gireceksiniz bu pazara anladığım kadarıyla. Yani yine inovasyonun ön planı. İnovatif bir yön var bu kameralarla. Kesinlikle, aynen öyle. İşte bir şarj batarya uzunluğu gibi mesela aynen, ya da İçerisinde farklı. İçerisinde bir yapay zekası var. İşte hareket algıladığı, ses algıladığı, bir app üzerinden, aplikasyon üzerinden yönetebildiğiniz ki artık zaten telefonlarımız, vazgeçilmezlerimiz. Evet. O yüzden hayatı kolaylaştıran yine yeni bir grup ve teknoloji diyebiliriz. Peki. Bunu. Biraz şu Anker Türkiye, İsrail ve Orta Asya Ülke Müdürü olmuşsunuz ya, yanlış yazmışım şunu düzelteyim hemen. Biraz bunun arkasındaki hem dinamikleri biraz konuşalım. Bundan dolayı da öncelikli olarak tebrik edelim sizi ama çok dediğim gibi Anker o kadar memnun olmuş ki Cem Bodur'dan. Demiş ki Cem Bey'in sorumluluk alanlarını iyice genişletelim. Mutlaka sizin profesyonelliğinizin, tabii çok ciddi bir profesyonel yaşantınız var sizin de böyle geçmişinize baktığımızda ama Türkiye pazarının da etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Bir dolu parametre var orada tabii. Covid'i ayrı bir yere koyuyorum. Evet. Biraz bu bağlamda böyle birkaç pazarın tüketici profiline sahip olduğunuz için soruyorum. Biraz ayrıştırır mısınız pazarları böyle tüketici talepleri anlamında? Biz nasıl bir milletiz mesela? Teknolojiyi çok seviyoruz, acayip tüketmeyi seviyoruz. Çok üretmeyi sevdiğimiz söylenemez henüz daha hala ama evet. Tüketici anlamında böyle bir Türk insanının bir farklılığı var mı? İştahı var, orası kesin. Teveccühünüz öncelikle, evet yani bizim için çok kritik ülkelerden bir tanesi tabii ki Türkiye. Türkiye'yi bir hub olarak düşünebiliriz. Yani mutlu bana, yani Anker. %100 mutlu. Yani dediğim gibi 3 yıl evvel pazara girdiğimizde ciddi bir fizibiliteyle zaten girmiştik. Türkiye pazarı evet çok teknolojiyi seviyor ve çok ciddi de tüketiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda yani teknolojiyi takip eden ülkelerden arasında ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Son dönemde İsrail'in... Tüketimde bir numara mıyız? Ne? Öyle bir şeyler çıkıyor. Tüketimi seviyoruz dedim hani Türkçesi. Tüketmeyi de seviyoruz. Tabii ki Türkiye pazarı aslında Anker ekosistemi içerisinde son 3 yılda en çok büyüyen ülkelerin arasına girdi. Bu tabii ki gelişen pazarlar içinde yani Anker'in var olduğu ya da aktif olarak bir oyuncu olduğu pazarların içerisinde Türkiye çok hızlı büyüdü. Burada tabii ki çözüm ortaklarımızın ve tüketicilerimizin çok büyük katkısı var. Yani bizi çok sevdiler, kendimizi çok sevdirdik diyebilirim. Çünkü orada dediğim gibi gelenekselin dışında bir aslında portföyle biz Türkiye pazarında yer aldık. Tabii böylelikle Türkiye kritik pazarlardan bir tanesiydi. Burasını hub yapmaya karar verdik ve böylelikle daha küçük ülkeleri, işte bunlardan bir tanesi İsrail gibi ya da Orta Asya ülkeleri gibi Türkiye'ye bağlandı. Burada da ben görevli olduğum için dolayısıyla o ülkelerden de ben sorumlu oldum. Tüketici profillerine baktığımızda evet İsrail 9 milyonluk bir ülke ama orası da bizim gibi aslında benzerliklerimiz çok fazla. Bunlar da teknolojiyi çok seviyorlar, yakından takip ediyorlar. Teknoloji için bir ciddi bir bütçeleri var, para harcıyorlar diyebilirim.
O yüzden de profil olarak birbirine çok benziyorlar. Diğer Orta Asya ülkeleri nispeten tabii ki daha küçük ama dediğim gibi gelişen pazarlar içerisinde orada da ciddi anlamda bir oyuncu olmak istiyoruz. Orta Asya deyince mesela hangi ülkeler? Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan vesaire gibi farklı Azeri ya da diğer Türkiye Cumhuriyetler diyebiliriz herhalde. Peki. Pandemiyi bir kırılma noktası olarak görürsek, teknoloji ve dijitalleşmenin bir ne diyelim, hani sanayi devriminde kalmıştık en son, şimdi artık yeni bir devrim gerçekleşti. Tarih kitaplarına belli ki dijital devrim yaşandı diye 2020 pandemiyle birlikte yazılacak. Neler değişti? Bir kere her şeyden önce ciroya çok ciddi anlamda yansıdığını tahmin ediyorum. Onu da merak ediyorum. Eğer sıkıntı yoksa paylaşmanızı isterim ama tüketici talebinde de nasıl bir değişiklik yaşadınız mesela Türkiye olsun, küreselde olsun? Açıkçası pandemi özellikle tüketici elektroniğini pozitif ayrıştıran bir dönem oldu. Tabii hepimizin yeni normal dediğimiz şeylere alışma dönemindeyiz. Ama tüketici elektroniğinde pozitif ayrıştığımız bir gerçek. Hatta çok yakın zamanda Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı verilere göre 2019'da ortalama e-ticaretin %9 civarında bir oranı varken 2020'de %15.7 ile kapattık. Bu tabii ki mağazaların kapanması, hayat eve sığar, evlere kapanmamız vesaire gibi. Birincisi evde geçireceğimiz zamanı nasıl değerlendireceğimiz ve hangi teknolojik ürünlerle değerlendireceğimiz konusu ortaya çıktı. Neyle değerlendiriyormuşuz? Vallahi açıkçası yani mesela bugünlerde sizlerin de bildiği gibi televizyon enteresan bir mecra olma yolunda tekrar. Ama tabletler, işte kulaklıklar gibi herkesin artık bir Zoom'da ya da bir online hem uzaktan eğitim, hem home office gibi bir kurgulara döndüğümüz noktada çok farklı ürünler ortaya çıktı. Biz de aslında Ankara olarak buraya hızlı bir adaptasyon yapmaya diğer markalar gibi gayret gösterdik. Mesela taşınabilir bir telekonferans cihazı pazara sunduk. İşte PowerConf dediğimiz Soundcore markamızın adı altında. Tabii ki herkesin artık ofisi evde müsait olanlar, evin herhangi bir odasına kapandığı noktada ya da farklı olarak dediğim gibi kendine bir eğlence merkezi yaratmak istediğinde işte bizim Nebula gibi ürünlerimizin kullanımı çok daha arttı. Biliyorsunuz son dönemde globalde ciddi bir çip tedariği ona var. Gelecektim, evet. Şimdi tüketici elektroniğinde özellikle eve kapandığımız noktada tabii ki tabletler, bilgisayarlar vesaire gibi çok ciddi bir talep arttı. Bu talep artışı aslında... Ciddi bir talep derken çok özür diliyorum. Mesela Anker bazında bakarsak kaç katlık bir tüketici talebi oldu? Pandemi öncesi, pandemi sonrasına baktığınız zaman son bir yılın şimdi ortalamasını aldığınızda. 2019'da Türkiye pazarı için söyleyeyim isterseniz. Kendi cirolarımızdan yola çıkarak %200'lük bir büyüme yaşamıştık. %200. 2020'de %135'lik civarında bir büyümeyle kapattık. Bu tabii ki Türkiye'de yeni bir marka olduğumuzun da bir etkisi vardır. %100 pandemi diyemem ama buradaki büyümeyi çok ciddi anlamda gördüğümüzü küresel söyleyeyim. Küresel pazarlarda nasıl? Hani buradan çip krizine geleceğim de yani bu kadar büyük bir talep herhalde. Aslında var gerçekten. Yani birçok hani notebook ve tablet üreticisinin ciddi anlamda taleplere yetişemediği noktada. Ama tabii çip sadece tüketici elektroniğine dediği birçok sektörde kullanılıyor. Her şeyde otomotiv, orçuk. Bugün baktığımızda aynen öyle. Bilmeyen şey yok. Yani bir Mercedes'in hani bir modelinde, son modelinde bugün baktığımızda çok ciddi sayıda çip kullanılıyor. Ama tabii ki bu aslında baktığınızda bu talep bu kadar yoğun muydu? Yani tedarik sonucu neden yaşandı? Bence buradaki pandeminin çok büyük bir etkisi var ve bu önümüzdeki dönemlerde de bize ciddi bir problem yaratacak. Nasıl görüyorsunuz? Yani bu kolay kolay bir anda çözülebilecek bir sorun. Çok uzmanı değilim tabii ki o konunun ama hani çip sonuçta bugün dediğim gibi her endüstride kullanılıyor. O yüzden bugünlerde biz yaşamaya başladık ama eğer takvimsel bir şeye oturtursak bizim şu anda Q2 içerisinde ikinci çeyrekte olduğumuzu düşünürsek üçüncü ve dördüncü çeyrekte biraz daha fazla etkisini, olumsuz etkisini göreceğimizi düşünüyorum. Çip sıkıntısı giderek artarak büyüyecek. Maalesef. Bu da üretimi ciddi anlamda etkileyecek diyorsunuz. Önümüzdeki döneme dair biraz görüşlerinizi de merak ediyorum. Ben yayına girmeden önce söyledim Cem Bodur'a, yani çok teknoloji seven bir insan değilim. Evet, nimetlerini çok gördük. İyi ki varmış. Pek çok şeyi teknolojiyle eksik olmayın, çözdük. Teşekkür ederim. Çözmeye de devam edeceğiz ama bir yandan da gerçekten özellikle kendi çocuklarımız açısından, yeni gelen nesiller açısından baktığımız zaman hani şu akıllı telefon aklımıza alıyor ya,
Hani bu çocuklar ne yapacak diyoruz. Ne kadar uzak tutmaya çalışsak bile gittik çocukları online eğitimle oturttuk yani teknolojinin kucağına. Nasıl görüyorsunuz bu sürecin nereye doğru gideceğini görüyorsunuz? Sadece bir sektör profesyoneli olma dışında belki bir aile babası olarak ya da işte bu gidişata dair mutlaka sizin de kafanızda hani bu buraya kadar gider, bundan sonrası risklidir gibi bir şeyiniz var mı, bir felsefeniz var mı? Açıkçası bizim açımızdan baktığınızda öne çıkan bir üç farklı kategorimiz oldu. Yani bunlardan bir tanesi hijyen, artık hepimizin vazgeçilmez bir şeyi. Belki daha önce de aslında böyle olması gerekiyordu. Bu hijyen anlamında daha dikkatli davranmamız gerekiyordu ama duymuşsunuzdur mesela robot süpürgeler. Herkesin evinde olmazsa olmaz bir onlar bu ara çok ürün güzel, olmaya değil başladı. Mi? Çok reklamlarını da görüyoruz. Dolayısıyla evet, biz o kategorinin mesela geçmiş 2 yıla baktığımızda çok ciddi büyüdüğünü görebiliyoruz. Çünkü Eufy markasıyla, Anker'in Eufy markasıyla özellikle bu akıllı ürünlerde biz temizlik alışkanlıklarını değiştirdiğimiz bir noktayı söyleyebiliriz. Burada robot süpürgelerin %1000 büyüdüğünü, işte bazı aylarda 100.000 adetler sattığı bir dünyadayız. Evet, eve kapandık. Bu kötü bir şey değil. Hayır, bu değil. Bu iyi tarafı. Değil. Ama kullanılan evdeki işte notebook bağımlılığı, tablet bağımlılığı, işte akıllı telefon bağımlılığı, bunun çok önüne geçebileceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Yani orada çok farklı bir belki görüş sunamayabilirim ama ne zaman evden çıkarsak eski normalimize döndüğümüz noktada belki bir anlamda sizin dediğiniz gibi daha çok doğaya da evrilebileceğiz. Çıkabileceğiz mi evden acaba? Çıkabileceğiz inşallah ama çünkü yılını yani bilmiyoruz açıkçası. O kadar acayip de aksesuarların, teknolojik bir takım entertainment, eğlenceye dönük şeylerin de yolda olduğunu tahmin ediyoruz ki herhalde aklımızın almayacağı boyutta acayip şeyler de geliyor. Biraz tabii o yeniliklere dair de mutlaka bizden çok daha literatüre hakimsiniz. Aklımızı almaya hazırlandıkları hangi ürünler var yolda? Sizin patenti üzerinde çalıştığınız merkez ofiste, beyin tarafında neler neler var yolda? Biraz bize küçük diyorlar da. Şu an aslında bakarsanız... Ki teslim olalım. Estağfurullah. Mevcut ürün grubumuza dediğiniz gibi artık evden çalışma bir hibrit hale geldi. Dolayısıyla kalır mı bu iş? Bu kalacak gibi gözüküyor. Çünkü globalde çok farklı, evet, Türkiye'de çok farklı örneklerini görmeye başladık. Hı-hı. Artık herkesin hibrit çalışma ortamına bir şekilde ayak uydurduğunu söyleyebilirim. Yasası bile çıkıyor değil mi? Doğrudur. Biz bu alanda yani evden çalışma ya da uzaktan eğitim anlamında yeni ürün gruplarımızın olacağını söyleyebilirim. Daha önce girmediğimiz, daha önce pazara sunmadığımız. Dolayısıyla burada güzel ürünlerle karşımıza çıkacak. Yuvarlak konuştunuz. Evet, çok adını söyleyemiyorum. En azından çok daha dediğim gibi henüz daha piyasaya çıkarmadığımız için. Ama biraz evvel söylediğim gibi bu deneyim merkezi kurduk ya Nebula ile ilgili. Hı-hı. Şimdi tabii ki hepimizin alışkanlıkları değişiyor. Tatil alışkanlıkları da değişiyor. Hatta bugün Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre işte biliyorsunuz artık hani kamplardaki olan o tatil şeyimiz, kurgumuz daha da değişti. Mesela bu ürün gruplarında işte Nebula'yı alıp tatile gittiğinizde, kampa gittiğinizde ya da farklı bir alana gittiğinizde kendi eğlence merkezinizi kurabiliyorsunuz. Ya da uzaktan eğitim içinde ya da uzaktan çalışmayı da... Bu da... Biraz açın o zaman ürünü. Ben mesela sizin ürünleriniz arasında taşınabilir cep sineması dikkatimi çekti. Çok tatlı. Aynen öyle. Bir kamp ateşinin orada sinema izle gibi bir durum var anladım. Kesinlikle. Şimdi bu hem bireysel hem de kurumsal bir çözüm diyebilirim. Aslında 3 ürünü bir yerde topladığımız bir kategori. Nebula markasıyla, bu arada biz o Anker Innovations çatısı altında 5 farklı kategorimizi 5 farklı marka ismiyle de yani sadece Anker gördüğümüzde Anker'i algılamayacağız biz. Sizin başka kategori markalarınız da var. Doğru, Anker'le alt kategorilerimiz var diyebilirim. Bu ürün çok gerçekten inovatif bir ürün. Evet, alıp kampa gidebilirsiniz. 3 ürünü bir yerde topluyor. Hem akıllı bir işletim sistemi var içerisinde. Hmm. Hem iOS hem de Android uyumlu. İçinde dahili bir hoparlörü var ve dahili bir bataryası var. Dolayısıyla şarj imkanı ya da illa bir fişte durması gerekmiyor. 2,5-3 saatlik bir pil ömrüyle alıp bir yerde konumlandırabiliyorsunuz. Hmm. İçerisinde Netflix, YouTube vesaire gibi aplikasyonlar zaten geliyor. Dolayısıyla bir Wi-Fi bağlantısı olduğunda kendi alanınızı ve eğlence merkezinizi yaratmış oluyorsunuz. O yüzden mutlaka tüketicilerimizi DNA'nın istin yaparak o deneyim merkezine bekliyoruz ki çalışma prensiplerini
daha evet. net anlatabilelim Peki, diye. Peki, sinemacılar çok heyecanlanmasınlar. Vallahi kusura bakmayın gördüğünüz Açık hava sinemalarında da aslında herkes kendi sinemasını, cep sinemasını kuracak hale gelmiş, evet. getiriliyorlar. Ve bunları anladığım kadarıyla da çok yüksek fiyatlamalarda da değil artık. Hani o affordable dediğimiz o ulaşılabilirlik de son derece önemsenen bir şey olduğunu görüyoruz ki Ar-Ge'ye ayrılan bunca paraya rağmen. Biraz şöyle bir araştırdığım zaman sizin markayı globalde, küreseldeki tüm ürünleri Türkiye'ye getirmediğinize dair bir şikayet gördüm ama devam ediyor mu o? Yurt dışında Türkiye'de ürün gamı eşitlenecek mi, eşitlendi mi? Yanlış bu, bir şey de söyleyeyim. Evet, tüketicilerimizden bize de ulaşan bazı mesajlar. Biz elimizden geldiği kadar global aranında olan ürünleri Türkiye pazarına sunmaya gayret ediyoruz. Ama bazı ürünler var ki çok Türkiye pazarında henüz daha hazır olmadığını atıyorum. İşte Google'un bir sesli asistanı vesaire gibi ürünler çok da hani benimsenmemiş. Aslında çok kullanımda kolay. Hı-hı. Ama biz mümkün olduğu kadar ürün gamını, globaldeki ürün gamını Türkiye'de de hayata geçirmek için elimizden geleni yapıyoruz. O anlamda bunu biraz daha pozitif bir en azından eleştiri olarak alıyorum ama mesela lansmanını yapmış olduğumuz küresel pazardaki bir ürünü neredeyse eşit zamanlamada Türkiye pazarına da sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha da yapacağımız yolumuz var, onu biliyorum. Orada üstünüze düşen bir ev ödevimiz var. Peki, mevcut ürünlerle idare edeceğiz. Ar-Ge'de önümüzdeki yıllarda aklımız alacak ürünlere dair Cem Bodur'dan hiçbir şey öğrenemedik. Onların hepsi sürpriz. Çok teşekkür ediyorum Cem Bodur. Ben teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin. Ama zannediyorum ürünlere dair olabildiğince bilgi verdik. Yolumuz açık olsun falan demeyeceğim. Yani zaten sel gibi güldür güldür teknoloji akıyor. Eksik olmayın. Türkiye'de çok ciddi planlarımız var. Yolumuz açık olsun. Şaka espri evet. yapıyorum bu arada. Çok iyi bir hani akla gelen ilk premium ve akla gelen ilk inovatif ürün olma ya da marka olma yolunda ilerliyoruz. Dediğim gibi çözüm ortaklarımız ve kullanıcılarımızın büyük katkısıyla bizi izlemeye devam edin. Peki. Yolunuz açık olsun. Kolaylıklar diliyorum. Anker, Türkiye, Orta Asya, İsrail ülke müdürlerini, ülkeler müdürünü ağırladık Cem Bodur'u burada. Ürünlere dair biraz kısa bir bilgi verdik. Heyecan verici, yeni yeni gelişmelerin de yolda olduğunu öğrenmiş olduk. Kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamların ardından Uluç Ajansı ile tekrar devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Total istasyonları gün ortası